Abi Çin'le hangi isyan mı ki? O zaten isyan. Ne ben isyan karaka ve isyan. Ne ben isyan yapar? Ne yapar? Vallahi bir lay, iki lay. Dve, dve. 32 yok o ne? Ha? Sarandı. Dve, dve. Al, dve bunu bir evra day, dve yer bu sanki ya. 5, 4, 5. Bu sabah buradaydım. Ha? Ne yazıdır bu 10-15 gündür hiçbir şeyimiz yok, ceren yok, biz perişan olmuşuz. Şimdi eskisi gibi olsaydı biz kendimize bir teneke gaz alırdık, eşofumuzun tevdillerimizi yerine getiriyorduk. Bir yere ulaşacak şeyimiz yok, biz perişan olmuşuz. Bize de bir ilgilenen bir kimse yok, Allah razı olsun başkanımız olur, bize bir yardımcı olmuş, bize de arkada bir yardımcı olsunlar. Ne bebeğini? Abi Hasan da kızı, gel abi Hasan. Ne kıyafetini, bu ne kıyafetini? Seymey havli ve diye hadi günde hafti yiyecek. Ve diye. Ne ne diye. Ya havli kenkır hazırkıra buyuru. Buyuru hazırkıra. Ne haftin? Havli ne adını ciran tamil ne kendini 40 gibi evde var. Değerli ciranı metunem tacı eder. Kurtuzlu mintikasından 18 tane köy var. Diyaliz hastalıkları var. Ondan sonra 10 günden beridir elektrik yok. Bizim sürekli yazın da öyle, kışın da öyle. Bizim bu mağduriyetimizi gidermesini rica ediyoruz. Şimdi ilçemizin sıkıntısı şudur. Mesela insan normalde yani kışa girdiği zaman arabası olan arabasının yaz lastiğini çıkarıp kış lastiğini takıyor. Tabii. Takmışız işte. İşte elbisesi yazlık olan kış elbisesini giyiyor. Tabii. Evdeki temizlik kış temizliğine göre ayarlanıyor. Şimdi her şey... Bir onarım yok. Her şey kışa yönelik bir hazırlık varken buradaki Aksa elektrik grubu öncesinde bir çalışma olmadığı için bu kara bu memlekette sürekli kar yağıyor. Yani ilk gördüğümüz bir kar değildir. Daha önce 3 metre 2 metre kar gördüğümüz süreçlerde bu kadar uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Zaten bozuktur. Yani teknolojinin zirveye çıktığı bu süreçte 6 gün köylerde elektriksiz olmak gerçekten 6 günün 10 gün belki daha fazladır. Evet. 10 gün. Sadece yeni 2 gündür ilçe merkezimize elektrik gelmiş. Bu mağduriyetin en büyük sebebi şu an köyler yaşıyor. Burada belki TEDAŞ'ta çalışan 2 personelimiz var. Allah onlardan razı olsun. Belki gece gündüzünü katmış. Bu 2 personelle biz ilçe olarak diyoruz ki burada olması gereken 5 personelse 5 personel olsun. 2 personelle sen ancak bu kadar iş yapabiliyorsun. Şu an ilçemizde 48-50 köye yakın bir köyü var. Sadece buradaki TEDAŞ'ta çalışan 2 tane aktif elemanımız var. Gece gündüz demeden yetiştirmiyor. Burada merkezde bir an önce bu ilçeye elektrik sorunu gidermesi için 2 personel yerine 5 tane olsun.